Ayağınıza sağlık. Fatih sen de hoş geldin. Eline sağlık. Şimdi seyircilere döneceğiz. Ben bir iki tane merak ettiğim şey var. Hızlıca hemen onları sorayım. Şöyle birkaç notumu almıştım. Onları da açacağım. Bugün Fatih Özcan'ın ilk uzun metraj sinema filmi Mavzer'i izledik. Bildiğim kadarıyla senin daha önceden yazdığın diziler, yine sinema filmleri vardı ama yönetmen olarak ilk uzun metraj sinema filmi. Bayağı bir dünyayı dolaşan, ödüller alan farklı farklı kategorilerde benim de çok beğendiğim etkileyici bir film Mavzer. Şimdi filmin hemen başında bir koyun sürüsüne kurtların saldırdığını görüyoruz ve ana karakter Veysi, Serhat Kılıç'ın oynadığı karakterin koyunlarının bir kısmı telef oluyor ve esasında film boyunca kendi koyunlarını korumak için kurtların peşinden giden bir adamın hikayesini izliyoruz ama esas hikaye aslında esaslı ve sert bir insan hikayesi. Çünkü belli bir noktadan sonra yine işte o kendisinin çok kıymetli gördüğü mavzer tüfeğini almak için kurtların peşinde dağa gittiğinde amacı aslında o ödüle kavuşmak ama tam o esnada babasını kaybediyor ve hikaye birden bir Habil Kabil hikayesine dönüyor ve iki kardeş aslında mirastan dolayı öncesinde de problemli olduğunu fazlasıyla hissettiğimiz bir kardeşin arıza çıkarmasıyla neredeyse düşmanlığa evriliyor. Ben hatta izlerken filmi biraz böyle şeye de gittim. Yani o Susuz Yaz'daki iki kardeş arasındaki o düşman şeyi de bana hatırlattı film. Dolayısıyla istersen şeyle başlayalım. Yani hikaye süreci nasıl ortaya çıktı? O senaryo aşaması biraz özetlersen bize böyle başlamış olalım. Şöyle yani ben işte aşağı yukarı üniversite 1'den ben zaten sektörün içerisindeyim. Bugüne kadar birçok filmin diyaloglarını yazdım, dizileri yazdım falan ama kendim için ne yazacağım meselesi her zaman yazan biri için temel problemdir. Hani diğer yaptığınız birçok şey ticaridir ama kendinize yazmak biraz daha kişisel bir şeydir. Mavzer'den önce çok fazla şey yazdım aslında. Ve benzer başka tür başka formlarda hikayeler. Buna karar vermem kurtların da filme dahil olabileceğini gördüğüm an tekrar buna döndüm. Öncesinde ben normalde çok daha başka bir hikaye yazmıştım. İşte onun üzerine başka senaryolar yazmıştım falan. Hatta şimdi onun süreci var. İşte ilk daha önce yazdığım başka bir işi hayata geçireceğim önümüzdeki yaz. Kurtlar filmde oynayabilir düşüncesi olunca dedim ki tamam hani tekrar buna dönelim. Ve bu hikayeyi yapalım. Tabii bir ilk yani ben her ne kadar sektörün içerisinde olsam da ilk filmini çeken bir yönetmen için daha doğrusu üçüncü filmini de çekse bir yönetmen için çok fazla zorluk vardı. Birincisi doğa şartları, ikincisi hayvanlarla çalışmak, üçüncüsü çok fazla kastır olması gibi birçok dezavantaj vardı. Ona rağmen bu riski biraz alabilirim diye düşündüm. Öyle bir yerden baktım ve senaryo yazma süreci aşağı yukarı işte hani senaryonun kendi içerisindeki bütün sıkıntılara dahil olmak üzere bir seneden fazla sürdü. Çünkü ilk yazdığımla son yazdığım arasında hikaye olarak fark olmasa bile en azından rejiye yansıyan taraflarıyla çok fazla fark oldu. Çünkü ben normalde başka daha epik bir tarafa doğru gitmek niyetindeydim. Fakat süre ve bütçe imkanları dedim ki hani bunu karşılamayacak. Sonra hikayenin biçimini değiştirdim falan. Biraz sete birkaç hafta kala verdiğim kararlarla aslında son senaryonun hali belli olmuş oldu. Ama sadece rejisel değişiklikler adına oldu. Hikayeye gelecek olursak, hikayenin benim zihnimde ilk doğuşu aslında lise 2 falandır. Çünkü bu filmin girişindeki sahneyi ben çocukken yaşadım babamla birlikte. Yani hakikaten böyle bir serüven geçti. Ve çocukluğumla ilgili bir şeydir bu aynı zamanda benim. Yani filmin evreni biraz da hikayenin kendi evrenime dönüşü çocukluğumla ilgili hani daha büyük yetiştiğim çevreyle ilgili bir dünyadır ve bu insanların çoğunu ben tanıdım. O dönemde de hep aynı sorun vardı. Yani dünya kime kaldı diye bir soru vardır. Dünya hayvanlarla bize mi kaldı, sadece bize mi kaldı?
Bizim sınırımız nedir? Yaşam sınırımız nerede başlar, nerede biter? Şehirde de böyle, bu köyde de böyle. Ücra bir yerde de olsa aynı soru geçerli. İşte ne bileyim, işte Mecidiyeköy'de burada, başka bir yerde olsa da aynı problem geçerli. Mülkiyet meselesi nerede başlıyor? Çünkü benim çocukluğumda çok fazla dini hikaye meselesi vardı evde. Ve bu Habil-Kabil meselesi beni hep irite ederdi. Yani işte şöyle düşünelim, ya da bu günümüzden örnek vereyim. Sizi Mali'de bir adaya gönderdik, 3 kişisiniz, babanız var, 2 kardeş var. 2 kardeşin birbirini öldürme nedeni ne olabilir? Bundan işte ilk insanın dünyaya geldiği döneme dönelim. Bütün dünya sizin. İki kardeş birbirini niye öldürür? Neyi yetmez? İnsana ne yetmez? Gibi bir şey vardı. Çocukken de aynı şey vardı. Bu sorular hep vardı. Bu tabii biraz geleneksel bir tavır içerisinde. Evde konuşulan şeyler de aynı zamanda bunlar. Lise yıllarımda da yazmaya ilk yeni başladığım dönemlerde de ileride bir gün belki diye başladığım şeylerden bir tanesi de buydu yazdığım. Yine başka hikayeler var. Benzer şekilde ya da başka türler. Senaryonun doğuşu biraz aslında böyle bir yerden geldi. Filmin içeriğiyle beraber tabii biçimsel anlamda da çok temiz bir iş izledik. Yani hem işte genel bir görsel atmosferi, ışığı, rengi, kamera hareketleri, kameranın konduğu yer. Bir de tabii ki mekanlar. Muhteşem. Coğrafya hakikaten harika. Ben nerede bir de yani sen ben bunu yaşadım dedin, hı hı, ama içerik olarak yaşadığını söylüyorsun. Lokasyon farklı bir yerdi. Tabii yani. Yani bu nasıl seçtin? Şöyle şimdi ben normalde ben Karaman'dayım. İşte ben Karaman'ın dağlık tarafındanım. Hani Karaman tam böyle Torosların eteğinde bir yerdedir. Bir tarafı ovadır, bir tarafı dağlıktır. Ben dağlık bir köyde, köy şehir arasında büyüdüm. Aynı benzer coğrafya ve film çekilebilecek coğrafya. Yani film çekmek istediğiniz zaman hani konum, lokasyon, ulaşılabilirlik, yemek gibi birçok şey etmen. Tesadüfen yıllar önce arabayla gezerken şeyden Polatlı'dan şeye inmiştim, Ereğli'ye. Orada çam ardını görmüştüm böyle Aladağların eteklerinde. Yani dedim ki ya burası dedim, güzel mekan aslında. Burayı yine kış mıydı peki? Böyle kıştı, karlı mıydı? Kıştı. Yine aynı şekilde kıştı. Film çekme serüveni başladığında ise o yaz, yani hani bu sete girmeden önceki yaz, aşağı yukarı Toroslardan başlayarak geniş bir daire içerisinde bir gezi yaptım ve Niğde'nin Çamardı ilçesinin konum olarak çok doğru bir yer olduğuna karar verip Çamardı'nda çektik. Orası aynı zamanda dünyadaki en zor dikey tırmanış yerlerinden bir tanesi. Hem iklimi soğuk, hem coğrafyası güzel ve hani hem Orta Anadolu hem karasal iklimi bütün özelliklerini gösteriyordu. Mekan seçimi biraz böyle bir yerden geldi. Normalde attığım sahneler içerisinde aslında daha tanımlayıcı ögeler vardı ama dedim ya bu kadarına da gerek yok. Senin bildiğin bir yer yani, sen buldun. Tabii ben bildim. Ya, yani gidip de bir kendim gezdim. Bir de ben şeyi merak ediyorum. Bu kurtlar yani o kurtlar eğitimli mi? Bazı sahnelerde CGI var mı? Hiç yoksa... CGI yok filmde. Yok, muhteşem o zaman. Yani çünkü dibine kadar giriyor, başka yerde hakikaten bir çok mizansene uygun bir şekilde yürüyor, ediyor falan. Ben orada dedim ki herhalde bir kısmı bunların CGI. Hepsi real ve yani zaten bütün filmi 5 haftada çektik. O kurtlarla ilgili bütün sahneler attıklarında dahil olmak üzere yaklaşık 16 günde falan bitti. Zor olan şey şuydu, hani kurtlar gerçekten zapt etmesi zor. Bir de bunlar hani eğitimli olsa da vahşi kurtlar. Sadece yavruyken vahşi doğada değil, daha insanların olduğu bir çevrede büyümüş. Bu şeyde işte gelen ekip aynı zamanda Game of Thrones'un da Wolf ekibiydi. Onlarla ben bu filmi konuştuğum zaman dediler ki biz de hiç açık arazide çalışmadık. Bu kurtlar hiç açık arazi görmedi, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dedilerken nasıl bir şey yapacağız o zaman? Biraz onlara da ben yardımcı oldum. Onlar benim istediğimi yapmak için çabaladılar. Ama şöyle şeyler oldu tabii. Yani mesela kurtlar ilk defa saldırma içgüdüsünü yeniden keşfettiler. Çünkü hiç saldırma güdüsü var olarak büyümemişlerdi. Mesela ilk kez o filmin girişindeki koyun sahnesinde gerçekten saldırılır ve sonra zapt edemedik mesela belli bir süre. Peki oyuncuları mesela Serhat'ı nasıl şey yaptınız? Serhat korkma, ısırmaz falan yani nasıl şöyle, oldu? Set başladığında kurtlar gelmişti. Ben setin arka tarafında bütün oyuncuları, kurtlarla oynayacak oyuncuları sürekli kurtlarla bir araya getirip korkularını atmaları için
bayağı çaba harcadım. Onlar da attılar hani hakikaten. Ama hayır, özellikle mesela son sahnede onun attığım bir sahnesi daha vardı. Serhat'ı omuzundan tutup dağlara doğru sürüklüyordu mesela. Uzun bir sekanstır o. Yaklaşık bir dakikalık falan uzun bir süreydi. Ve Serhat gerçekten korkmadan oynadı yani. Kurda güvendi. Çünkü kurt biraz da onunla kurduğunuz ilişkiye de bağlı. Kurtla kurduğunuz ilişkiye tabii, bağlı. Tabii tabii. Yani işte ilk sete geldiğinde mesela o ekiptekiler dediler ki hocam bunlar gerçekten kurt, ne yapacağız? Dedim korkma, korkacak bir şey yok. Dedi ki ya nasıl korkmayın yani, dedi kurt dedi bize saldırırsa ne olacak, dedim sen de ona saldıracaksın, ne yapacaksın yani? Yine de çok ikna edici değil bu cevabın. Şimdi dediler ki tabii ya nasıl olacak, dedim ki bir repo günü dedim ki kurtları salın, ben dedim aralarına gireyim, beni görünce dedim şey yaparlar. Ben girmeye başlayınca aralarına dediler ki ha hoca girebiliyorsa girebiliriz. Sonra işte o Nelson, o filmin ana bütün hikayedeki kurdu oynayan Nelson ve Dila. Onlarla da böyle biraz haşır neşir olup ben onları yanıma çağırıp işte elimden bir şeyler yedirmeye başlayınca falan gittikçe ikna oldular. Çünkü mesela örneğin rejideki hanım arkadaşları tutamıyordum ben. Kurt geliyor deyince hepsi kaçıp gidiyorlardı. Haklılar da yani, hiç bir de şuradan da ben çok anlıyorum. Şimdi ben çocukluğum benim hayvanların arasında geçti. Yani işte ne diyeyim, ben ilkokula giderken işte bu mevsimde benim okulumun olduğu yere kurt inerdi. Biz cebimizde bıçak falan taşırdık. Bunlar bize saldırırsa biz de onlara saldırırız falan diye. Şimdi şehirdeki insan ya da şehirde büyümüş insanın bunlardan korkması çok normal. Doğası gereği bütün hayvanlar insandan kaçar normalde. Eğer çok değillerse. İşte bugün ne var? İşte köpek problemi var. İşte bir köpek size bir şey yapmaz ama 10 tanesi bir araya gelince saldırır. Siz onlara saldırırsanız ne olur? Ben her zaman biraz öyle bir şey de var. İşte çocukluktan kalma şeyler. Biraz ekibi de buna ikna etmiş. İşte görüntü yönetmeni kamerayla dedi ki nasıl gireceğim ben buraya yani. Dedim ki hocam bir şey yok dedim. Gel dedim sen önce çalışalım biraz. Sonra çözeceksin sen bu işi. Sonra hakikaten çözdüler yani. Hiç ilk 2-3 gün böyle bir şey oldu. Günde 1-2 plan çekebildik. Sonra toparladı herkes. Serhat'ın tabii kurtla ilişkisindeki başarısının yanında bir de galiba bir kış uykusunda nispeten daha ufak bir rolde izlemiştim onu. Ama genelde dizilerde falan hep böyle benim aklımda komedi ağırlıklı kalmış Serhat Kılıç. O süreç nasıl ilerledi? Yani sadece Serhat Kılıç için sormuyorum ama hani kas süreciyle alakalı. Şöyle, ya Serhat'ı ben bir tiyatro oyununda izlemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam Dušan Kovačević'in İntihar'ın Genel Provası. 4 karakteri birden oynuyordu. Normalde yani işte hani bunu övmek için söylemiyorum ya da bende çalıştığı için söylemiyorum. Bizde böyle çok yetenekli, inanılmaz olağanüstü oyuncular var. İşte Serhat Kılıç'ın bir tanesi. Bilmiyorum niye mesela diğer filmlerde tercih edilmiyor. Belki çalışması zor. Belki başka problemleri var. Onu bilemem. Yani o kişinin kendi hayatıyla ilgili ama Serhat iyi bir oyuncu. Nerede oynarsa oynasın. Neye motive olursa olsun. İlk andan itibaren aklımda benim Serhat var mıydı? Yoktu. Aslında aklımda başka kişiler de vardı. Fakat birçok oyuncu kabul etmesine rağmen oynamaktan da biraz imtina ettiler. Korktular. Hatta bazıları dedi ki ya biz dediler hani kabul ederiz ama bunu nasıl yapacağız? Dediler hani bunu nasıl yürüteceğiz falan gibi. Bir tek Serhat'la böyle konuşmamızda dedi ki ben dedi ölümüne de olsa bu işe varım duygusuyla geldiği için biraz daha ön plana çıktı ve o gerçekten başka tür bir sahiplikle geldi. Sette zordu. Bir tür, hani ben yönetmen olarak zaten benim de hani tavrım biraz şeydir. Aksi ve serttir. Hani aksilikler yaşamama rağmen elini taşın altına koymaktan asla çekinmedi. Diğer oyuncular da aynı şekilde işte Ozan, Seda işte İzmirli bir kız, hiç mesela ne dağ görmüş ne tepe görmüş ne hani hiç hayatında doğru düz kış bile İstanbul kış haricinde kış görmeden gelmişti mesela. Onlar da aynı şekilde çaba harcadılar. Daha doğrusu benim onlardan istediklerimi vermek için çok çabaladılar. Oyunculuk anlamında ben filmden memnunum. O açıdan hani oyuncuların genel kastı anlamı memnunum. En zorlayan kişi kim oldu? Bekir'in karısı Ayşe olmuştu. Ha şey, Ayşe sessiz olan. Sessiz olan çünkü oradaki onun oyunda arzu ettiğim tek şey ifadesiz bir dünyaydı. Yani karşı tarafı gerçekten yok sayan bir dünyaydı ki Anadolu'da bir erkeğin ailesi tarafından yani bir kadın tarafından yok saymak çok çıldırtıcı bir şeydir. Neye sahip olursanız olun. Öyle bir yere itmesiydi. Fakat mesela işte Melis Sezenler, onlar bunlar hepsi mesela böyle çok teknik ve ifadeli oynuyorlardı. O kız da mesela çok doğalında geldi yani hani böyle bir Facebook profil fotoğrafı görüp Koç'ta şey Kadir Has'ta oyunculuk yüksek lisansı yapıyormuş. O oldu ve şimdi mesela bu filmi izleyen
Fransızlar mesela ona burslu başka biri çağırdılar falan. O zor biri oldu mesela. En çok da onda zorlanmıştır. Türk sinemasında böyle bir konuşmayan kadın karakter var. Yani senin filminde var. Evet. Eşkıya'da galiba Keje'ydi. Keje var. Şehirde vardı, Masumiyet'te vardı galiba. Evet. Güven Kıraç'ın teyzesiydi. Teyzesi, evet. Bence o karakter de çok doğru bir karakter olarak ben yorumladım izlerken. Ama şeyi de o zaman ekleyeyim. Çocuk da mesela yani bir böyle çok köyde yani ona yüklenen çocuk olma rolü bence bu filmde çok gerçekçi betimlenmiş. Yani hani konuşmayan rolden bahsederken çocuğu da eklemek istedim. Ahmet, evet, Ahmet yani o da çok başarılıydı. Ahmet'in hakkını vermek lazım. Ahmet köyün en korkak ve en cılız çocuğuydu normalde. Hani oynayan arkadaş. Aşağı yukarı 300'e yakın falan çocuk işte baktık falan. Ahmet'i ben tesadüfen boş bir evde amcasının oğluyla oyun oynarken yakaladım. Geziyordum böyle mekan bakarken. Bir masal anlattı. Onu işte ondan habersiz video kaydını aldık. Dönüp dolaşıp en son oyuncu koçuna dedim ki ya bunu yapabiliyorsa sadece bu çocuğu yap. Ve Ahmet gerçekten kurtlar haricinde biraz korkuyordu onlardan. Çok başarılı bir oyun çıkarttı. Çok da iyi anladı meseleyi. Çünkü cılızdı, yani böyle korkaktı falan belki ama zeki bir çocuktu. Ben seyircilere dönmeden yine merak ettiğim izninizle bir iki şey daha soracağım. Kurtlarla ilgili iki tane konuşma geçiyor. Bir tanesinde daha filmin ilk 15 dakikasında yemek sahnesinde yemek bitmek üzereyken baba kurtların intikamıyla alakalı bir şeyler söylüyor ana karaktere. Bir de o kendine ödül olarak gördüğü mavzeri alacağı haberini aldığında gittiği yaşlı amca şeyi söylüyor bir kez daha benzer bir şekilde. Diyor ki işte kurt soğuğu kışı atlatır ama yediği şeyi unutmaz. İşte ayazı unutmaz gibi bir şey söylüyor. Sen filmin sonunda kurtla aslında o kurtla burun buruna gelme olayı da yine yemek sahnesinde babanın söylediği şey. Filmin sonunda da gerçekten onu görüyoruz. Burun buruna geliyor ama kurdun intikamını görmüyoruz. Evet. Orada kesiyorsun ve ne olduğunu bilmiyoruz. Yani senin kafanda kurt intikamını aldı mı? Ya şöyle aslında ben orada bir intikam meselesi gütmedim. Yani filmin genelinde de genelde böyle bir intikam meselesi vardı. Bu hikayede izlektir zaten hani. Ama intikam anlatmıyoruz aslında biz. Mesela film boyunca doğası gereği davranan tek varlık kurttur. Çünkü kurt doğası gereği saldırır, avlar. İşte onu da beslemesi gereken yavruları vardır. Kendi alanı vardır. Bunu işaretler der ki hani buralar benim. Buralara çok karışmayın. Siz hani herkes kendi alanında mutlu mesut bir şekilde yaşasın. Gibi bir tavrı vardır. Şayet siz doğadaki size ait olmayan alana girmeye başlarsanız doğa ister hani kurtla ister pasif şekilde ister aktif şekilde. Kurdun buradaki takibi aktif bir intikam almaya dönüşüyor aslında. Gelir ve sizi yavaş yavaş yok edici bir hikaye doğru sürüklemeye başlar. Bunu nedir mesela? Hani bunun çok kaba örneklerinden bir tanesi. Dere yatağına ev yaparsanız senin gelmesi kaçınılmaz olur. Niye? Çünkü orası suya ait bir alan. Sizin alanınız değil orası. Şimdi bu biraz dünyada bizim nerede olduğumuz, mülkiyet problemimiz nerede başlıyor, biz nereye aitiz, hani dünyaya karşı konumumuz nedir gibi soruların da cevabı. Baba en başta diyor ki, bak diyor bu kurt şöyle bir varlık. Yani senin gelir, arkaya yanına kadar gelir, arkanla dolaşır. Sen bunu bilmezsin. Ama sen onun alanında olduğunda sen onun için bir tehdit arz edersin. Dolayısıyla diyor hani böyle şeyler yapma, yakınlarda ol, buralarda ol. Hani çok uzaklaşma buralardan. Ama işte insanoğlu böyle şey bir varlık, doyumsuz bir varlık. Hani bu asla bize yetmez, bu bana da yetmez, size de yetmez, başkalarına da yetmez. Hep fazlasını isteriz. Tüfek orada aslında bizim dünyayla kurduğumuz bir başka bir bağın da simgesi. Biz yaşam kültür dediğimiz şeyi kültürü batılı anlamda doğudaki gibi uzlaşarak değil biraz yok ederek var ediyoruz. Aslında bu orayla ilgili bir nüanstır tüfeğin olması. Normalde doğu yani şark düşüncesi diyelim. Her ne kadar
doğu düşüncesi doğayla daha uzlaşmacı bir tavır içerisindedir. Fakat biz mülkiyet problemine ne zaman batılı hale bakmaya başladık? Tüfek aramıza girdi. Ve bir ödül haline geldi her şey. Yani doğadan bir şey alıyor olmak ödül haline geldi. Bir şunu yaparsan şöyle olur oldu. İşte suyun önünü kesip bir göl kurarsan haline geldi gibi bir sürü problemler olmaya başladı. Bunun hani minimal olarak çevremizde de vardır. İşte ne diyelim köyde de vardır, şehirde de vardır. Sadece artık problemler mekan değiştirmeye başladı. Mesela benim ilerleyen zamanda çekmeyi düşündüğüm filmlerden bir tanesi Şehir Hayvanları diye bir insan hikayesi. Hatta bunu bir ara dizi yapacaktım. Sonra işte Netflix'ten vazgeçtim falan. Aşağı yukarı biz de doğamız gereği böyle davranıyoruz. Çünkü bizim doğamız biliyorsunuz hani 2-3 bileşenler oluşuyor. Bir hayvansal tarafımız var. Bir hani biyolojik olarak bizi hayvandan ayıran tarafımız var. Bir de yani ruhi, ilahi tarafımız var. Biz de böyleyiz. Biraz ben hani geçmiş çocukluğumdan beri böyle hayvan insan benzetmesine çok fazla belki okuduklarımdan kaynaklı şeyim. Biraz kafam takıktır oralara. Film boyunca doğası gereği davranan tek kişinin kurt olması filmin sonunda intikamdan vazgeçip insanın doğal olmayan davranışlarının sonucuna bir göndermedir aslında. İnsan doğası gereği uzlaşmacı ve ne diyelim sulh içerisinde yaşamayı bilmiyorsa kurda da gerek kalmaz. İnsan insanı öldürür zaten. Ben bir şey daha soracağım. Şimdi senin bir de fragman çok iyi. Evet. Yani bazı filmler iyi oluyor, fragmanları onu yansıtamayabiliyor. Fragmanı kesenle filmi kurgulayan aynı kişi mi yaptırdın? Fragmanı yok ya aynı kişi yapmadı. Naim kurguladı. Belki Naim tanıyorsun zaten. Naim kurguladı filmi. Naim'le bayağı iyi, fena bir süreç geçirmedik. Şeydeyken, kurgu aşamasındayken ben bu fragmanı zihnimde tasarladım. Naim'e anlattım. Naim dedi ki bunu bana yaptırma. Ben yaparsam bunu bozarım. Sonra Metin diye bir arkadaş kurguladı ve tek seferde çıktı. Çok güzel. Fragman da çok iyi çünkü. Size dönelim. Sorularınızı alalım. Yanlış hatırlamıyorsam 128 sahne ve 98 sayfalık bir senaryo vardı işin içerisinde. Ben bütün bu 5 hafta içerisinde her şeyi çektim. İlk kurguladığımda film yanlış hatırlamıyorsam 105 dakikaydı. Dedim ki bu fazla. Yani onu sen de biliyorsun. Bazen senaryoda metinde çok doğru gelip kurgularken ya burası da olmasa oluyor dediğimiz yerler var. Sonra yavaş yavaş kırpmaya başladım. Ve üçüncü şeyde herhalde işte bu 89-90 dakikaya indi. İlkini çok geniş yapmıştım. Aslında normalde direkt 95 dakikaya da indirebilirmişim. Öyle bir şey de var. Set boyunca 5 haftalık planlamanın söylediğim gibi ilk son 15-16 günü kurtlarla önceki günlerin hepsi köy merkezinde, kasabada, orada burada falan çekimlerle geçti. Bir defa hava soğuktu. Yani setin en zor tarafı şu oydu. -10 en sıcak gündü. 5 hafta toplamda işte bazı arkadaşlarla birlikte yaklaşık 9 hafta boyunca bir nevi orada biz askerlik yapar gibi bir sistemi derledi. Benim biraz çalışma stilim de şeydir. Hani böyle biraz emir komuta gibi ilerliyor. O yüzden işte ben mesela o dönemki yardımcı yönetmenim şu an işte Murat Göğebakan'ın filmini çeken arkadaş. O da mesela buna çok iyi adapte oldu. Ön hazırlık aşamasında böyle neredeyse yazılı direktifler gibi hani bu burada böyle olacak, bu burada böyle olacak, bu burada böyle olacak gibi bir çalışma süresi geçirdik görüntü yönetmeniyle beraber. Bu zorlukları göz önüne alarak. Görüntü yönetmeni Orçun da, Ali de, Allah var hiç yaklaşık sete 25 gün önce başlayan çalışmanın karşılığını sette hiç aksattırmadılar. Gerçekten şey gibiydi yani hani neredeyse hani kırmızı işaret alanları oluşturarak abi kamera burada hazır mıyız hazırız gibi bir süreçte yürüdü. Çünkü o kurtlar nereden inecek, ne kadar hızlı inecekler, biz neyi kullanacağız gibi bütün planlama aslında kağıt üzerinde vardı. Öncesinde de yani aşağı yukarı sete gitmeden önce Eylül ayında ben onları çekeceğimiz alana götürüp bunu burada çekmek istiyorum, bunu burada çekmek istiyorum, bunu burada çekmek istiyorum gibi geniş bir böyle 3 hafta yayılan bir alan göstermiştim. O alanların bazılarını daralttık ve oyuncular için de bu aynı şekilde ekip için de
en soğuk günü -37, en sıcak günü -31, -10 olan bir şeyde geçti ve ekipte tabii yüksek basınçtan bayılanlar da oldu. Hani onlar için de zordu. Çünkü yüksek oksijen, işte bu özellikle bu finali çektiğimiz yer yaklaşık 2500 metrenin üzerinde bir yer. 2500 metreye çok yüksek bir ciğer alışkanlığınız yoksa çıktığınızda doğalınızda zaten bu basınç krizine girersiniz ve sara krizi gibi bir şey yaşarsınız. Hani o kadar alıştırmama rağmen mesela bir sürü problem de oldu. İşte kar kuyusuna düştü devamlılıkça. O kadar anlatmama rağmen. Çünkü öncesinde bir de gidip o coğrafyada nasıl yürüyeceklerini anlattım. Dedim ki hani ize basın, asla kar kuyularına düşmeyin, şunu şöyle yapmayın, bunu böyle yapmayın. Sen bir yönetmenlik dışında da bayağı çalışmışsın ya. Tabii tabii ya. Şöyle kutlar var, nasıl yürüyeceksiniz var, coğrafyayı yani, tanıtmış. Evet, yani bir de ya, şimdi ekibin sorumlu olarak gittiğim için başka bilen yok. Bir de şu da var, benim çocukluğum işte hani ava gitmek, ona gitmek, buna gitmek falan da geçti. Hala kışları çıkarım çünkü mesela şimdi kış geldi, ben yani bütün işleri bıraktım. İşte dizimizi vardı falan bıraktım. Dedim ki bak kış geldi, benim gezme zamanı geldi. Ben dedim yavaş yavaş çıkarım. Çünkü yazın çok gezmek belli bir şey değil. Hani şu an hani yazdığım dizilere de işte dün toplantısı vardı. Dedim ki ben İstanbul'da olurum ama sürekli aramayın beni. Ben biraz gezeyim, dağ taş, kar toprak göreyim sonra. Çok şey yani bunları biliyor olmak tabii de çocukluğumdan gelen şeyler yani. Hani. Sorumuz var mı? Öncelikle çok beğendim. Yani elinize sağlık, hem sizin hem ekibin. Çok emek vererek, böyle özdeşleşerek hem yazım hem çekim süreci kurgudan sonra da gördüğüm üzere çok sizden de bir şeyler barındırdığını hissettik anlattıklarınızla. Ben Şerif Gören'in Derman filmini izlediğimde biraz yani sevdiğim bir filmdir ve hep şunu düşündüm. Bu kadar insan o dönemde karların olduğu, bu kadar zor şartlarda hani böyle bir film hayata geçirmiş dedim ve çok sevmiştim. Bu filmi izleyince yine aynı hisleri uyandırdım. O yüzden ekibe de ayrıyetten oyunculara da çok çok tebriklerimi iletiyorum. Ben sonundan memnun musunuz? O bahsettiğiniz uzun planı koymak hani nasıl hissettirirdi bize? Yoksa şu anki çekim sizin için daha mı? Yani son hakkında emin miyim? Eminim. Şöyle eminim. Şimdi ben bir planı söyleyeyim. İşte plan şöyleydi. İşte kurtla karşı karşıya gelirler. Veys ölür. Sonra kurt onu yavaş yavaş dağlara doğru sürüklemeye başlar. Sonra biz onu geniş bir panla görürüz. Ve sonra yavrusunun bulunduğu yere kadar getirmiş oraya gömmektedir gibi bir şey vardı. Sekans vardı orada. Bambaşka bir şey vardı. Film bitti. Böyle incelerini yapıyoruz falan. Düşünüyorum filmin üzerine. Diyorum ki yani burada bir şey var. Yani bu bir katarsisle bitiyor dedim. Dedim ki yani bu bir böyle bir arınmayla bitmesi gerekmiyor. Bu kurt burada haklı ya da haksız duruma düşmek gibi bir şey yok. Burada zaten doğası gereği davranan tek varlık kurt. O nedenle iki şey değiştirdim. Bir tanesi Bekir vuruluyordu normalde. Bekir'in vurulmasını çıkarttım. Evet. İşte zaten yani bütün mevzu beklentilerin tersine hareket edildi bu riski almakta. Gittikçe kötüleşen ve hırslarına yenik bir adamın hikayesi haline getirecekti. Halbuki o oğlunun acısıyla hareket eden bir adam. Yani karakterine haklılık paylarını asla gözden kaçırmama gibi bir şey var. Hani orayı kaçırmamaya çalıştım. Kurt da bir karakter. Dolayısıyla onun da haklılık payı olarak ölmüş bir adamla ilgili ilişkisini keseceğimiz noktada hani tamam ben bir şey yapmıyorum zaten insan doğanı size birbirinizi yok etmenizi sağlayacak noktaya getirdi noktasına geliyor mu diye sordum. Evet, geliyorsa tamam buradan kapatalım. Biraz böyle bir son karar aldık. Hatta kurgucularla onunla bununla falan bayağı da tartıştık. Dediler ki ya şu en azından o kadar hatta ekip bile şey yaptı yani hani o sahneyi bize çektirene kadar bizi perişan ettin. Hani kurt geldi adamı tuttu götürdü götürmedi bir de orada böyle bir üst açı vardı falan. Dedim ki yani gerek yok ne kadar emek vermişsek verelim. Doğru değilse de koymayacağız. Ve koymadık. Bence böyle daha iyi oldu. Biraz daha ne diyelim niye burada bitti diye bir soruyla başlıyor aslında hani her şey. O tarafı bence daha etkili oldu. Soru var mı? Herkesin ayağına sağlık. Ben kapatmadan önce bir şeyi de eklemek istiyorum. Şimdi Türk sinemasında geçmişten bugüne Anadolu ve Anadolu insanı kimi zaman stilize edilerek kimi zaman da romantize bir dille anlatılıyor. Mavzer sadece bu gerçekçi tarafıyla bile
Bence Türk sineması açısından çok kıymetli bir film. O yüzden bir kez daha ben tebrik etmek istiyorum Fatih'i. Ayağına sağlık, teşekkürler. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Katılımları için Sayın Fatih Özcan'a çok teşekkür ederiz. Rami Kütüphanesi olarak da naçizane hediyelerimiz olacak kendisine.